Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru ses kesmeden devam ediyoruz. Sizler için sınava uygun güzel bir deneme hazırlamak istedim. Pazartesi denemenin geleceğini söylemiştim. Ama bugün de hazırlamak istedim. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuz şöyle. Bakalım. Bana arkadaşlar yazıyor. Hocam sorular çok basit diye. 2016 ve 2018 sorularına baktım. Benimkiler daha zor. Sevgili arkadaşlarım. O yüzden... Elinizden geldiğince istifade etmeye çalışın. Canımın anılar. Şimdi. Buna göre topluluklarından agileri Müslümanlar ile mücadele etmiştir. Türkler arasında İslamiyet yayılmadan önce bazı Türk toplulukları Müslümanlar ile mücadele etmiştir. Değil mi? Hazarlar Türk işçilere varlar. Sevgili arkadaşlarım. Hazarlar Hazreti Osman döneminde Belencer Savaşı'nı gerçekleştirdiler. Bu bir. Bunu aldık mı? Aldık. Türk işçileri ise Orta Asya'da Emevileri durdurdular. Doğru mudur? Doğrudur. Ama Avarlar Müslümanlarla savaşmadı sevgili arkadaşlarım. Avarların batıya doğru sürüklenmesinde etkili olan Etmen birinci göktür devleti olmuştu ki zaten Hristiyanlığı benimsemişlerdi. Buradaki cevabımız Hazar ve Türk işler olacaktır. Dikkat ediyoruz. Belencer Savaşı Hazreti Osman döneminde gerçekleşti. Türk işler döneminde ise Suluk Han Emevileri durdurmuştu. Geldik ikinci sorumuza. Şöyle Yukarıda verilen eserlerden hangileri? Karahanlılar dönemi ile ilgilidir. Divan-ı Hikmet, Kutat Kubilik, Divan-ı lügat -ı Türk. Divan-ı Hikmet, Hoca Ahmet Yesevi'ye aittir sevgili arkadaşlarım. Karahanlılar dönemi, Piri Türkistan olarak bilinir biliyorsunuz ki Ahmet Yesevi. Kutat Kubilik, Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alındı. Mutluluk veren bilgi tamamdır bu dönemde. Divan-ı lügat -ı Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alındı. Amaç neydi? Araplara Türkçe'yi öğretmekti. O yüzden cevabımız serücü olacaktır. Devam edelim. Diğer sorumuz. Türkiye Selçuklu Devleti'nin 1243'te Moğollara Küsedal Savaşı'nda yenilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olduğu için Yani Türkiye Selçuklu Devleti Küsedal Savaşı'nda Moğollara yenildikten sonra bizleri ne gibi sonuçlar bekledi? Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu mu? Bozuldu. Osmanlı oğulları, Kalesi oğulları, Karaman oğulları gibi beylikler kurulacaktı. Tamamdır. Anadolu'nun batısında Türk beyliklerinin kurulmasına bahsettik. Orta ve Doğu Anadolu'nun Moğolların denetimine geçmesine doğrudur. Bizans'a yönelik Türk tehdidi zayıfladı mı? Zayıfladı çünkü Türkiye Selçuklu Devleti Moğolların denetimi altına girdi. Hac seferleri 11. yüzyılın sonlarına doğru çıkmıştı. Sevgili arkadaşlarım bizden 13. yüzyılı istiyor. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Amacından sapan sefer biliyorsunuz ki 4. Hac seferiydi. Osmanlı tarihine bakalım. Şöyle savaşlarımız var. Bu savaşlar yaşandıkları dönemlerle aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Osmanlı kuruluş döneminde yapılan bazı savaşlar şunlardır. Palekanon, Sırpsındı, Nibolu, Varna. Palekanon yani bir diğer ismiyle Maltepe. Hangi dönem? Tabii ki Orhan Bey dönemi. İhtiyar dün döneminde Bizans'a karşı gerçekleşti ve savaş kazanıldı. Sırpsındı ilk Osmanlı Haç Savaşı olarak bilinir. Hangi dönem? Tabii ki Hüdavendigar dönemi değil mi? Yani 1. Murat dönemi. Tamamdır. Nibolu Yıldırım Beyazıt Haçlıların en güçlü komutanlarını burada bozguna uğratıyor. Varna 2. Murat döneminde Haçlılar bozguna uğratıldı. Sonrasında 2. Kosova Savaşı gerçekleşecekti değil mi? Orhan Bey palekan olacak. Bir Orhan Bey şöyle şöyle şöyle. Sırpsan'da 2. Murat cevabımız D şıkkı sevgili arkadaşlarım ekstra bilgiler verecek olursak eğer 1. Murat döneminde merkez Edirne'ye taşınmıştı. Orhan Gazi döneminde artık devletleşme süreci başlayacaktı. 1. Beyazıt döneminde e, halife baskıdan kurt... E, yani baskıdan değil mi de. E, Anadolu Türk Siyasi Birliği büyük ölçüde sağlanmıştı. 2. Murat döneminde Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşmişti. Devam edelim. Diğer sorumuz şu şekilde. Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim döneminde Anadolu'ya yönelik Şii propagandalarını önlemek amacıyla savaşlardan hangilerini yapmak zorunda kalmıştır? Ah, şimdi Yavuz Sultan Selim dönemini bilmemiz lazım değil mi? Çaldıran. Bırakalım mı? Bırakalım. Birazdan geleceğim. Otluk Beri Savaşı Fatih Sultan Mehmet döneminde Akkuyunlara karşı yapıldı. Yavuz Sultan Selim dönemi değil. Ye Koyunlar yıkılma sürecine girmişti. Bunu ne dedik? Mercidabık Memlüklere karşı yapıldı. Doğrudur. Yavuz Sultan Selim dönemi. Ama Şii propagandalarıyla, propagandalarıyla alakalı bir şey yoktur. Bunu eledik. Buradaki cevabımız yalnız bir olacaktır. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'i yeniyor ve Şii propagandasını önlüyor. Sevgili arkadaşlar cevabımız A şıkkı. Devam edelim. Şöyle. Osmanlı Devleti 1533 tarihli İstanbul Antlaşması ile Avusturya karşısında elde ettiği siyasi üstünlüğü aşağıdakilerden hangisiyle kaybetmiştir? Şimdi Amasya Kanuni Sultan Süleyman döneminde İran ile yapılan ilk resmi antlaşmadır. Eleyelim mi? Eleyelim. Zitvatoru bırakalım. Nasuh Paşa Antlaşması Osmanlı Ferhat Paşa Antlaşması ile kazandığı toprakları geri vermiştir. Serev Antlaşması 17. yüzyılda yani duraklama döneminde İran ile yapılan bir antlaşmadır. Kasr-ı Şirin günümüz Türkiye-İran sınırlarını çizen antlaşmadır. Buradaki cevabımız Zitvatoruk Antlaşması olacaktır. Padişah 1. Ahmet döneminde Avusturya karşısındaki siyasi üstünlük kaybedilmiştir. Diğer sorumuz. Soruya dikkat ediyoruz. Birene ben kalp bırakıyorum. Hadi bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Enderun'da? Enderun'dan mezun olanların atandığı makamlar arasında değildir. Bakalım. Osmanlı Devleti'nde Enderun saray içinde eğitim yapan bir okuldur. Sarayda, orduda ve hükümet işlerinde çalışacak memurlar ve hizmetlileri yetiştirmek bu okulun görevleri arasındadır. Enderun ilmiye sınıfı için yetiştirmez hiç kimseyi. O yüzden ilmiye ile alakalı bir şey arayacaksınız. Sadrazam idari seyfiye sınıfında doğrudur. Beyler beyi, genel vali seyfiye sınıfında. Vezir sadrazamın yardımcısı. İdari Sancak Bey yönetimden sorumlu. Seyfiye ancak Şeyhülislam medreseden çıkmak zorundadır değerli arkadaşlarım. O yüzden ilmiye sınıfı arkadaşlarım değil mi? Doğru yapanlar yorumda belirtiyor. Devam edelim diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Yukarıda bazı özellikleri verilen ve 1807'de imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? E, antlaşma hangisidir? <laughs> Neyse. Fransa ile Rusya arasında imzalandı. 1806-12 Osmanlı Rus Savaşı'nın bitmesi için Fransa'nın ara olması kararlaştırıldı. Osmanlı'nın paylaşmayı, Osmanlı'yı paylaşmayı öngören gizli maddeleri vardı. Fransa ile Rusya arasında hangisi imzalanmıştı? Şimdi kale Sultaniye Osmanlı ile İngiltere arasında imzalandı. Ve İngiltere'ye bazı ayrıcalıklar verildi. Bu değil. Saykıt Bicot 1. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa arasında yapılan gizli antlaşmadır. Amaç ortadoğu petrollerini paylaşmak. Paris hangi Paris'i verelim? 1856 yılındaki Paris'i verebiliriz. Osmanlı Avrupa devleti sayılıyor. Bükreş Antlaşması ile Sırplara ayrıcalık verilecekti. O yüzden buradaki cevabımız tilsit olacaktır. Devam edelim. Diğer sorumuz şöyle. Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı şehzadelerinin eğitimleri ile ilgilidir? Şimdi lalalar kimdi? Şehzadelerin eğitiminden sorumlu olan kişidir. Bunu bir alalım. Acemi Ocağı Kapıkolu ordusuna asker yetiştiren ocaktı sevgili arkadaşlarım. Burada eğitim alırlardı. Şehzadelerle alakalı bir şey olmadığı için bunu eledik. Gitti 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 gitti. Cevabı hemen ulaştık. Enderun devlet adamı yetiştiren okuldu. O yüzden sarayın iç kısmıydı zaten. Cevabımız yalnız bir. Diğer sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi? 1711 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Prut Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir. Komutan kimdi komutan? Baltacı Mehmet'ti değil mi? Rus ordusunu batıklıkta kıstırıyordu. Azak Kalesi Rusya'dan geri alındı. Osmanlı'nın umutları arttı. Toprakları artık geri alabiliriz ama sonrasında Pasaroç Antlaşması ile hayaller suya düşecekti maalesef. 1700 İstanbul Antlaşması geçersiz hale geldi. Azak Kalesi Ruslara bırakılmıştı geri alındı tamam. Rusya'nın Lehistan'a müdahalesi önlendi. Şarken kurtarıldı. Ee, İsveç Kralı Rusya'nın Kırım üzerindeki etkinliği bırakalım. İsveç Kralı ülkesine döndü mü? Döndü. Sevgili arkadaşlarım savaşı kazanan Osmanlı'dır. Rusya Kırım üzerinde etkiliğini arttırmadı. Rusya kesin olarak ne zaman Kırım'ı alacaktı? Yaş antlaşmasıyla. Cevabımız D şıkkı. Hızlı gitmiyorum değil mi? Şimdi bazı arkadaşlar yazıyor. Hocam çok hızlı gidiyorsunuz. Ama bazı arkadaşlar da hızlandırarak yazıyor. İnanın artık ben de bilmiyorum. Umarım faydalanırsınız. Aşağıdakilerden hangisi? Kırım Savaşı. Yani 1853-56 sırasında gerçekleşmiştir. Yine bahtı 2. Selim dönemiydi sevgili arkadaşlar. Osmanlı'nın donanması ilk defa yakıldı. Bu değil 16. yüzyıl. Navarin 1827 yılında İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Osmanlı donanmasını yakması durumudur. Niçin? Rumlara özellik verilmesi için. Çeşme başkını, başkını baskını 1770 yılında gerçekleşti ve Ruslar bir kez daha Osmanlı'nın donanmasını yaktılar. Balkan bunalımı Bosna ve Ersek'te ortaya çıkan bir gelişmedir. Bastırılıyor. Buradaki cevabımız Sinop'tur. Kırım Savaşı sırasında Sinop e, Osmanlı'da yani Kırım Savaşı sırasında Osmanlı donanması bir kez daha yakılıyor. Buradaki cevabımız E şıkkıdır. Ki zaten İngiltere, Fransa ve Piemonte yani İtalya Rusya'nın karşısında yer alacaklardı artık. Yani Osmanlı'ya yardım edeceklerdi. Devam edelim. Piemonte günümüz İtalya'dır. Prusya günümüz Almanya'dır. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl ıssatlarının sebeplerinden biri değildir? İç barça sağlama var mı? var. O yüzden Osmanlıcılık fikir akımı ortaya çıkacaktı. Tamamdır. Avrupalı devletinin iç işlerine karışmasını önleme. Hangi örnekleri vermiştik? Tanzimat, ıssahat ve meşrutiyet. Bunların ortak amacı neydi? İç işlerimize karışmasını engellemekti. Doğrudur. Devletin dağılışını önleme. Bunun için fikir akımları ortaya çıkacaktı zaten. Osmanlıcılık olsun, batıcılık olsun en önemli fikir akımlarıydı. Tamamdır. Dış politikada batılı devletlerin desteğini sağlama diğer önemli bir etkendir. Zaten denge politikasına da başvurulacaktı. Ee, başvuruluyor, devam edecek. Turan İmparatorluğunu kurma, iktidat ve terakinin amaçlarıydı sevgili arkadaşlarım. Ancak başarıya ulaşmıyor. Cevabımız E şıkkıdır. Geldik inkılap tarihine. Bakalım. Osmanlı Devleti aşağıda verilen antlaşmaların hangisini 20. yüzyılda imzalamıştır? Karlofça Antlaşması'nın tarihi 1699 Osmanlı büyük çapta toprak kaybetti. Bu değil Kerden İran ile yapılan bir antlaşmadır. 18. yüzyıl Kasirşi'nin günümüz Türkiye İran sınırlarını çizen antlaşmadır. 17. yüzyıl Küçük Kaynarca Kırım'ın bağımsız olduğu antlaşmadır. 18. yüzyıl Uşi Antlaşması ile Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını da kaybediyor. 20. yüzyıl kimlerle imzalandı? İtalyanlarla. Devam edelim fikir akımları demişken biraz da onlardan bahsedelim. Soruyu dikkatli okuyoruz. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan aşağıdaki fikir akımlarından hangilerinin başarısız olduğunu göstermektedir? Bazı Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'ne savaş açmaları. Bu durum bize neyi gösteriyor? Osmanlıcılık fikir akımının önemini kaybettiğini gösteriyor, değil mi? Şöyle bir ekleyelim. Osmanlıcılık önemini kaybetti. Halifenin cihat çağrısına bazı Arap kabilelerinin olumsuz cevap vermeleri tabii ki İslamcılığı yani ümmetçiliği etkisiz hale getiriyor. Ruslara karşı açılan Kafka cephesinin başarısızlıkla sonuçlanması tabii ki da değil mi? Başarıya ulaşmadı. Başarısız olduğunu gösteriyor. İlki Osmanlıcılık ona gitti gitti gitti. İki İslamcılık cevabımız B şıkkı sevgili arkadaşlar. Osmanlıcılık fikir akımının en önemli temsilcisi biliyorsunuz ki Namık Kemal'dir. İslamcılık Mehmet Akif Ersoy'dur. Ee, Batıcılık Tevfik Fikret'tir. Ee, bununla beraber e, hangisi kaldı? Türkçülük Ziya Gökalp. Değil mi? Cevabımız bir açık. Devam edelim. Cemiyetlerimiz. Avrupa gazetelerine yazılar yazarak işgallerle mücadele eden cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Yani basın yan yoluyla işgallerin haksız olduğunu dile getirmeye çalışmıştır. değil. hak İzmir işgali sırasında kuruldu. Bu değil. Milli Kongre'yi bırakalım. Trakya Paşayeli Rumlara karşı savaştı. Milli Cemiyet İzmir Müdafaa Hukuk İzmir'de kuruldu. Kilikyalılar Çukurova bölgesinde Fransızlara karşı savaştılar. Milli Cemiyetler zararlı değildir. Buradaki cevabımız şöyle bir yazabilsek. Doktor Esat Işık önderliğinde kurulan Milli Kongre Cemiyeti olacaktır. Anlaştık mı? Gazeteler. Aşağıdaki gazetelerden hangisinin milli mücadele milli mücadele karşıtı yayınlarda bulunduğu söylenir. ÖSYM genellikle Alemdar ve Peyam Sabahı veriyor. Bunlar ünlü gazetelerdir. Milli mücadeleye karşı. Diğerleri Yeni Dünya ve Ayde'dir. Ancak Vakit, Akşam ve İktam gibi gazeteler milli mücadele karşıtı değil. Milli mücadele yanlısı gazetelerdir. Cevabımız İktam olacaktır. Dikkat edelim. Kongrelerden bahsedelim biraz da. Yukarıdaki maddeler Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde ilk defa aşağıdaki belgelerin hangisinde yer almıştır? Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz, azınlıklara ayrıcalık verilemez, manda ve imayı kabul edilemez. İnşallah Sivas dememişsinizdir. Bizden ilk defa iyi istiyor. Sivas değil, Sivas kesin bir dille reddediliyor. Bu gitti. Amasya yenilgesi milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtiliyor. Cevat Abbas hazırladı. İhtilal beyannamesi. Erzurum'u bırakalım. Misak-ı milli değil. Misak-ı milli yeni Türk devletinin kurulmasını öngören belgedir. Bakın ilk defa milli sınırlar Erzurum olacaktır. Hafza genelgesiyle milli mücadelenin ateşi yakılacaktı. Cevabımız Erzurum kongresi olacaktır. Zaten çoğu karar Sivas'a aktarılıyor. Anlaştık mı? Devam edelim. Konya'da milli mücadeleye karşı organize edilen isyan aşağıdakilerden hangisidir? Bu isyan İtila devletleri bir İstanbul hükümeti tarafından kışkırtıldı. Ali Bati Mardin'de ortaya çıktı. Cemil Çeto Batman'da ortaya çıktı. Çopur Musa Afyon'da ortaya çıktı. Koçgiri Erzincan'da ortaya çıktı. Konya Bozkır'da ortaya çıkan Deli Baş Mehmet'tir. Bakın Demirci Mehmet'le karıştırmayın. Demirci Mehmet Kuvay Milliye'dir. Deli Baş Mehmet Konya'da çıkarıldı. Umarım anlaşılmayan bir nokta yoktur. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi? Mebuslar Meclisi Mebuslar Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Milli'nin ilanından sonra yaşanan gelişmeler arasındadır. Misak-ı Milli 1920 yılında kabul edildi değil mi? Sonrasında yaşanan gelişmeyi bizden istiyor. Sivas Komutanlar Toplantısı Sivas Kongresi'nden sonraydı. Bu değil. Misak-ı Milli'nin ilanından sonra. Cemiyetlerin tek, tek, merkezde bir merkezde toplanması Sivas Kongresi. Bu da değil. Misak-ı Milli 28 Ocak 1920. Birinci tebeyi bırakalım. Amasya görüşmeleri Sivas Kongresi'nden sonra Ali Rıza Paşa hükümetiyle gerçekleşti. Daha kabul edilmedi. Heyeti temsiliyeyi Erzurum Kongresi'nde kesin olarak kurulmuştur. Buradaki cevabımız 23 Nisan 1920 yılında kurulan TBMM olacaktır. Bizden sıralama sorusu istenmiş sevgili arkadaşlarım. Devam edelim diğer sorumuza. Şöyle. Kurtuluş Savaşı boyunca TBMM'nin yukarıda yapmış olduğu antlaşmaların hangilerinde misak-ı milliye aykırı durum yaşanmıştır? Rusya, Moskova, Ankara, Fransa. Bunu bırakalım. Gümrü, TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur ve başarı sağlandı. Aykırılık yok. Kafka Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı ve Doğu sınırı kesinlik kazandı. Aykırılık yok. Ancak bu ikisinde aykırılık var. Şimdi niye diyecek olursanız. Çünkü Batum verilen ilk taviz iken Hatay verilen ikinci tavizdir. O yüzden bu ikisi de milli mücadeleye yani misak-ı milliye aykırıdır. Cevabımız C şıkkı. Devam ediyoruz. Buna benzer soruları ÖSYM e seviyor. Dikkat. 23 Nisan 1920'de TBMM'de geçici başkan olarak aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir? En yaşlı sıfatta konuşmayı yapan kişi zaten Mehmet Şerif Bey. Celalettin Arif son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin başkanıdır. Mustafa Kemal milli mücadeleyi örgütleyen Önemli kişidir. Yahya Kemal Edebiyatçı Hamdullah Supi dönemin Milli Eğitim Bakanıdır. Cevabımız burada Mehmet Şerif Bey olacaktır. Bir sözümüz var. Sözleri de bilmemiz lazım. Onunla ilgili paylaşım da var. Mutlaka göz atın. Mustafa Kemal İsmet Ünün'üye siz orada sadece düşmanı değil milletin Makus talihini de yendiniz. İstila altındaki topraklarımızla beraber bütün vatan zaferini kutluyor şeklindeki telgrafı aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda göndermiştir? Birinci yönünü düzenli ordunun ilk zaferiydi. Bu değil. Gediz taarruzu başarısızlıkla sonuçlandı ve Ali Fuat görevinden alındı Moskova'ya gönderildi. Sakarya hattı müdafaa yoktur sattı müdafaa vardır o satı tüm vatandır. Bu değil. Büyük taarruz ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri. Buradaki cevabımız 2. Yunan Savaşı olacaktır. Üst üste iki galibiyet alındığı için siz orada sadece düşmanı değil milletin Maküs tarihinde yendiniz demiştir Mustafa Kemal. Maküs demek? Ters giden demek. Çünkü Osmanlı sürekli yeniliyordu biliyorsunuz ki. Mustafa Kemal'in kongrelere katılım sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Erzurum, Sivas, Afyon, Pozant cevabımıza ulaştık. Diğerleri hakkında sizlere bilgiler verelim. Balıkesir Hacı Muhittin önderliğinde kuruldu ve bölgeseldir. Erzurum, Sivas, Alaşehir. İkisi de bölgesel kongre. Erzurum, Balıkesir, Arşehir, Nazilli. Nazilli kongresine katılan Celal Bayardır. reşat ı Sani, Galip Hoca. Erzurum, Afyon, Nazilli, Pozant. Mustafa Kemal. Biliyorsunuz ki Amasya'dan sonra istifa etti ve Erzurum'a sivil olarak katıldı. Sivas'a başkanlığı yaptı. Afyon, Batı Anadolu'daki kongresidir. Pozant'ı Kilikyalılar tarafından çağrılmıştı. Cevabımız aşkı. Ben bunları niye eledim? Hemen hemen. Aman aman. Cevabımız aşıkkı. Diğer sorumuz şu şekilde. Yukarıda verilen inkılaplar bir arada düşünüldüğünde hangi Atatürk ülkesi ile ilişkilendirilebilir? Soyadı kanunu, medeni kanun, açar vergisi. Bizi neye götürür? Tabii ki alçıla. Çünkü eşitlikten bahsediliyor. Soyadı kanunu üstünlük belirten unvanlar yok. Kadın erkek eşitliği çiftin üzerindeki yük kalktı. Laiklik akıl ve bilimi esas alır. Din ve vicdan hürriyetini esas alır. Cumhuriyetçilik ulus egemenliğini esas alır. Seçme ve seçilmeyi esas alır. Ulusçuluk milliyetiye esas Milli birlik ve beraberliği esas Devletçilik kalkınmayı esas Ekonomiye Ekonomiyi Cevabımız halkçılıktır. Devam edelim. Yukarıdakilerin hangilerinde 2. Dünya Savaşı öncesinde işgalci devlet ve işgal edilen yer eşleştirmeleri, eşleştirmesi, eleştirmeleri ne diyorum ben biraz sakin olayım değil mi? Çok biraz hızlı gidiyorum galiba. Kendimi kaybettim. İşgalci devlet ve işgal edilen yer eşleştirmesi yanlış yapılmıştır. Japonya, Habeşistan, İtalya, Mançurya, Almanya, Polonya. Doğru olan sadece bir tane var. Almanya'nın Polonya işgaliyle 2. Dünya Savaşı başlamıştı. Yanlış yapılmıştır dediğine göre tam tersi olacak sevgili arkadaşlarım. İtalya, Habeşistan'ı işgal ederken Japonya, Mançurya'ya saldırmıştı. Cevabımız o yüzden 1 ile 2'dir. Devam edelim. Şöyle... Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri müdahale bulunmasında gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? Yani Kıbrıs'a neden harekat yapıldı? Kanlı Noel ne demek? Biliyor muyuz? Noel Geçisi. yani Noel gecesi Rumların Türkleri ne yapması sevgili arkadaşlarım? Yani kısacası şunu diyebiliriz. Katliam gerçekleştirmeleri. Noel gecesi. Rumların faaliyetleri var mı? Var. Örnek verecek olursak eğer Eoka ya da Enosis'i örnek verebiliriz. Johnson'ın mektubu engelleme girişimidir sevgili arkadaşlarım. O yüzden Türkiye ile ABD'nin arası bozulacaktı. Johnson İsmet İnönü'ye mektup gönderiyor ve ...harikatın yapılmaması gerektiğini söylüyordu. O yüzden cevabımız 1 ile 2'dir. Dikkat! Bu düşmemişsinizdir. Aşağıdakilerden hangisi? Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesinden birisi değildir. Şifremiz Firça. Şimdi diyeceksiniz ki hocam A da var. Fransa gitti. İran. İran. <laughs> İngiltere. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani Rusya. Çin. Almanya mı? ABD sevgili arkadaşlarım. Almanya yok. Almanya 4 işgal bölgesine ayrılmıştı. ABD kurucu üyedir. Sevgili arkadaşlarım. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. hoşça kalın. Galiba sözleri unutuyorum. Buradın mı ne? Görüşürüz.